Türk televizyonlarında geçmişten günümüze pek çok farklı konuda diziler yer bulmuştur. Ne kadar yapımcılar dizilerinde aşk ve drama önem verseler de öyle askeri diziler oldu ki hem konusu hem de oyunculuklarıyla ben de dahil birçok insanı etkiledi. Karşınızda Türkiye'nin en iyi 5 askeri dizisi. Bu dizilerde herhangi bir sıralama yapılmamıştır. Bana göre tüm diziler eşit konumdadır. Şimdiden iyi seyirler. Şevkat Tepe ilk bölümü 6 Kasım 2010 tarihinde yayınlanan aksiyon, askeri, dram ve suç dizisidir. Dizi aslında 1997 yılından sonrasını anlatmaktadır. Dizi 3 sezon devam etmiştir. Sonrasında hikaye Sungullar Timi üzerinden 4. sezon aynı kadroyla devam etti. Dizinin yeni adı Sungullar oldu. Ancak Samanyolu'nun TürkSat'tan kaldırılması üzerine normal olarak bu dizide yayından kaldırılmıştır. Savaşçı dizisinin akışı 15 Temmuz 2016'dan itibaren başlar. Yüzbaşı Kaan Bozok ve Albay Halil İbrahim Kopus daha önceki davalarda içeri alınmış ve alıkonmuş iki Türk subayıdır. 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası devletin üst kurumları Kopus'un göreve dönmesini ister. Kopus, eskiden liderliğini yaptığı Kılıç Timi kadrosunun kurulması şartıyla göreve döneceğini söyler. Başlarda itiraz edilse bile sonradan Albay Kopus'un göreve dönmesi için Kılıç Timi toplanır. Kılıç timinden bazıları ordudan atılmış, bazıları içeri alınmış olsa bile ordudan atılanlar göreve yeniden alınır. Ekip göreve döndükten sonra sınır ötesi harekatlara katılırlar, PKK ile çatışmaya girerler. Akış bu şekilde devam etmektedir. İsimsizler 27 Mart 2017 tarihinde ilk bölümüyle yayınlandı. Dizide Fatih, genç, başarılı ve geleceği parlak bir diplomattır. Türkiye Cumhuriyeti'nin İsviçre temsilciliğinde göreve başlayacakken televizyonda Viran Kaya Kaymakamı Orhan Yağız'ın şehadet haberini alır ve çok etkilenir. Fatih, başkanın da desteğiyle gönüllü olarak Viran Kaya Kaymakamlığına atanır. İkisini kendi seçti, 7 kişilik vatanını sonuna dek bağlı, ölümü göze alan bir ekiple göreve başlar. Söz, Star TV'de yayınlanan ve yapımcılığını Tims'in üstlendiği dizinin ilk bölümünde İstanbul'da yaşanan büyük bir terör saldırı sonucu onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve bu facianın ülkede büyük bir üzüntüye ve gerginliğe yol açması ile kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu'nun hayatı da yeni bir akışa sürüklenir. Birçok kişi tarafından bu dizi Türk televizyon tarihinin en iyi dizisi olarak kabul görmektedir. Sakarya Fırat, Osman Sınav tarafından yapılıp 2009 yılından itibaren TRT'de yayınlanmaya başlayan Türk aksiyon ve dram dizisidir. Uzman jandarma Osman Kanat, Şırnak'ta Çeliktepe Jandarma Karakolu'nda görevli, keskin nişancı, uzman jandarma 2. kademeli çavuştur. Arkadaşı ve devresi uzman jandarma Cemil ile düzenlediği bir operasyon terör örgütünü kızdırır ve terörist Necla intikam almak için karakola saldırır. Çeliktepe Jandarma Karakolu bu baskından sonra küpeli Necla'nın ve arkadaşları Bakır ve Miro'nun adamlarına karşı ölümle bir savaşa girerler. Bu dizide bir dönemin efsane dizisi olarak kabul edilir. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkürler. Daha fazla kitleye ulaşmamız için videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilsen abone olmayı unutma. Ayrıca şu anda karşınıza çıkan Instagram adresinden bana ulaşıp benimle sohbet edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.